CHP Manisa İl Örgütü aralarında bakan çocuklarının da bulunduğu 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları kapsamında açılan soruşturmalara verilen takipsizlik kararını protesto etti. 17-25 Adaletin Saati Durdu pankartıyla Manisa Adliye Sarayı önünde toplanan CHP'liler 10 dakikalık sessizlik eylemi yaptı. Eylem sonrasında açıklama yapan CHP Manisa İl Başkanı Cahit Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek yetim hakkını kimsenin yemesine müsaade etmeyeceklerini ifade etti. AKP iktidarının Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurumları ve değerleriyle ilgili yıpratma, onları etkisizleştirme çabaları hiçbir zaman sonuç vermeyecek. 17 ve 25 Aralık'ta AKP iktidarının yoksullukla, yolsuzlukla mücadele edeceğiz sloganıyla yola çıktığı sürecin bir bataklığa dönüştüğü, kendi yandaşlarına, diğer emperyalist güçlere hizmet ettiği gibi Türkiye'nin bütün kaynaklarını, zenginliklerini kendi yandaşlarına, kendi çocuklarının geleceği için kullandığını gördük. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, adaletin er ya da geç yerini bulacağını ve takipsizlik kararının hukuki olmadığını söyledi. Onlarını da değiştirmeye başladılar ve Türkiye'yi en az 30 yıl geriye götürecek bir kanun hazırlığıyla karşı karşıyalar. Bu Türkiye'de darbe dönemlerinde dahi uygulanmayan ve polisin yetkilerini arttıran ve artık somut kanıttan bütün dünya gerçekliği yatsınamaz derecede ortada olan kanıta doğru giderken, burada şüphe, makul şüphe gibi kavramlara doğru gerilemeye başladı her şey. Dünya tarihinde siyasetçilerin ve ailelerinin bulaşmış olduğu en büyük yolsuzluğun soruşturulmaya başlandığı gündü. Geçtiğimiz günlerde davanın savcısı tarafından verilen takipsizlikle 17 ve 25 Aralık soruşturmaları için 17-25'te adaletin saati durdu. Ancak herkes şunu bilsin ki adalet bazen topaldır ama hiçbir zaman kötürüm değildir. Bu duran saat yarın Adalet ve Kalkınma Partisi